Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde neler yapılır, ne yenir, denizi nasıldır, nasıl aktiviteler vardır bunları paylaşmak isterim. Şu an 2021 yılındayız, Ağustos ayındayız. Fiyatlar buna göre. Beni izlemeye devam edin. Araçsız olarak gelecek olanlar, yani benim gibi olanlar, ben buraya Budo ile geldim. Budo günde bir kere İstanbul Eminönü'nden kalkıyor ve direkt Armutlu Tatil Köyü'ne geliyor. Fiyatı sabit 39 lira. İdo var, başka bir ulaşım imkanı. Onda da fiyatlar güne göre, saate göre değişiyor. Başka bir alternatif olarak da Armutlu'nun merkezine gelebilirsiniz. Ve burada hemen iskelenin karşısında bilet satış yerleri var. İdo'nun, Budo'nun. Buradan biletinizi alıp İstanbul'a geri dönebilirsiniz. Ulaşım çok kolay arkadaşlar. Budo'yla 1,5 saat sürüyor vapur. Bu arada deniz harika gözüküyor. Bahsettiğim bilet satış noktası burası. Ve siz iskeleden indiğinizde sizi böyle yönlendiren bir tabela bekliyor. Şuradan resepsiyona gidiliyor ve rezervasyon yaptırılıyor. Şu an Ağustos ayındayız. Edindiğim bilgilere göre bir günlüğü 600 TL iki odalıların. Ve bu merdivenleri çıktıktan sonra karşımıza buranın AVM'si geliyor. İçinde bakalım neler varmış. Alışveriş merkezinin açılış saati 8, kapanış saati gece 2'ymiş. Şu an alışveriş merkezinin içine giriyorum. Bakalım ne gibi yerler var. Armutlu çarşı var. Bu çarşıda yok. Hediyelik eşya, deniz eşyaları, havlular, haşemalar, çantalar vesaire. Bol çeşit var içeride. Fiyatlar tabii şu an burası kısıtlı bir bölge olduğu için pahalı biraz. Budo'nun satış noktası buradaymış. İdo'nunki burada. Kuaför var, erkek kuaförü, bayan kuaförü. Burada Boğaltaş bijuteri var. Burada kuru yemiş ve baharat eşyaları satan bir dükkan daha var. Burası zeytinci. Halis köy zeytinyağı, gemlik sofra zeytinleri, kestane şekeri. Burası Armutlu'da yer almak isterseniz satış ofisi veya devre mülklerle ilgili işlemler yapılıyor. Ve burası da Pazaristan. Oyuncaklar, deniz malzemeleri ve hediyelik eşyalar var. Şöyle mesela isim yazdırıyorsunuz. Kumbaralar vesaire, tahta hediyelik hatıra eşyalar var. Burada da YBS market var. Bu markette de yine deniz eşyaları var. Ayrıca birçok krem, şampuan çeşitleri çok olan bir market. Yani çok aşırı pahalı değil. Girişi buradan züccaciye, her şey var. Büyük bir market. Bakın mesela böyle bir zeytinyağı 190 lira. Mesela bunlar bu şekil. Buradan zeytinyağı, zeytin hem kullanmak için hem de hediyelik için alabilirsiniz. Yukarıda, yukarı katta restoran var ve bu yemekler orada mevcut. Burada da pastane var. Pastanede mesela kuru pastanın kilogram fiyatı 60 liraymış. Dondurma var. Şu üst kat restoran. Orada karnınızı doyurabilirsiniz. Yukarı kata çıktım şu an. Restoran var. Burası kapalı alan. Burada deniz manzaralı yemek yiyebilirsiniz. İçerisinde çok fazla sandalye var. Dışarıda da var. Yemek yerken manzaranız böyle olabilir yani. Şimdi bu tabeladaki aktiviteleri, hizmetleri bakmaya gideceğim. Buradan bir ön bilgi alalım. Dışarıda da fast food yeri var. Burada da çubukta patates mesela 5 lira. Muhtemelen en uygun o. Evet, şu an bisiklet kiralama yerine geldim. Çarşı bisiklet diyor.
Böyle aile boyu binebileceğiniz küçük aile, büyük aile, 6 kişilik yani 2 çocuk, 4 yetişkin veya 2 yetişkin, 2 çocuk binebilecek bisikletler var. Ayrıyeten şöyle büyük canavar, küçük canavar diye bunlar var. Fiyatlar şöyle. Evet, gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekil. Kiralama süresi minimum 1 saatmiş. Burada bir dövme dondurmacımız var. Maraşlı usulü dövme yapıyorlar. Burada da bardak mısırcılar var 2 tane. Çeşit çeşit biberli, karabiberli, ketçap, mayonez, nar ekşisi çeşit çeşit veriyorlar. Burada voleybol oynayabileceğiniz alan var. Fileli ve basketbol potaları var. Arkada da eğlence merkezi, gondol falan var. Şurada futbol sahası görüyorum bir tane. Ekibinizi kurup futbol oynayabilirsiniz. Oo, burası bayağı iyiymiş. Çarpışan arabalar. Bunlar mesela 2 lirayla çalışıyor. Langırtlar. Dediğim gibi gondol varmış. Bir bilet 10 lira, 10 bilet 80 liraymış. Hem minikler için hem de orta yaş çocuklar için bayağı eğlenecekleri eğlence aletleri var. Bu crazy dansmış. Buna binmiştim. Bayağı eğlenceli. İnsanı bir o tarafa bir bu tarafa çeviriyor. Çarpışan arabalar. Bu eğlence merkezinin hemen üstünde bir tane daha market var. Yanında kuru yemişçi var. Ve yanında da kitap evi var. Kilo ile balık pişiren yer var. Şöyle yaklaşayım, gazeteler kitap evinin önünde. Kitap evi burası. Burada da balıkla, ay kilo ile balık pişirisi valla arkadaşlar çok sıcak. Başıma güneş geçti sanırım. Sesim soluğum pek çıkmıyor. Evet, arabayla girişin yakınında Aqua'yı buldum. Aqua'da kür merkezi, aile havuzu, lokanta, kafeterya, oyun, eğlence varmış. Zaten şu an görüyoruz kaydıraklarını. Şimdi girişine doğru gidiyorum. Fiyatları öğreneceğim. Doktor balıklar 25 dakika ayaklarınızı koyuyorsunuz suyun içine. Kaplıca suyunda. Balıklar sizi iyi ediyor herhalde doktor olduklarına göre. 25 liraymış. Burada da aile havuzu var. Ve tuz terapisi 20 liraymış. Tuz odası var. Burada. Aşağı katta da bunlar varmış. Burada aile havuzları var. Aqua'ların bayan giriş kısmı buradan. Bay havuzu da yukarı tarafta. Şurada zaten yönlendiren tabelalar var. Aqua Park'ın içi de böyleymiş. 3 saat oluyormuş seanslar. Kişi başı 20 liraymış. Burayı da görmüş olduk. Evet, bu gördüğünüz otobüs site içi servisi. Her saat çeyrek geçe ve çeyrek kala sitenin içinde giriş alıyor. Yani kaldığınız yere götürüyor. Burası sağlık kabini. Sağlıkla ilgili sorununuz olursa burada sağlık ekipleri var. Burası da beyaz masaymış. Şu an İhlas Armutlu Tatil Köyü'nün çıkışına doğru gidiyorum. Yani servisin kalktığı yere doğru. Alternatif market alışverişine bakacağım. Yani sitenin içinden değil de dışından alışveriş yapabilir miyiz? Bir de onu incelemek istiyorum sizlerle. Evet, burası şu an Armutlu'nun, yani İhlas Armutlu'nun arabayla giriş kısmı. Burada resepsiyon, halkla ilişkiler, rezervasyon var. Tabii arabayla girenler için buradan yapılıyor. Şurada da bahsettiğim servis duruyor. Onunla da sitenin içine gidebiliyorsunuz. Evet, bize lazım olmadı ama size lazım olursa burada ATM var, yapı kredinin ve garantinin. Çok ilginç bir yerde gözükmüyor. Armutlu Tatil Köyü'ne girmeden hemen sağda ağaçların arkasında kalıyor bu ATM. İnsanlar bayağı arıyorlar bu ATM'yi. Evet, bu da dışarıdan. Burada da Yalova'nın içinden Yalova'nın işte
Armutlu'nun içinden gelirken beklediğimiz durak. Burada da saatleri var. Ve bu duyduğunuz sesler de Aqua'nın içindeki insanların eğlence sesleri. Armutlu Tatil Köyü'nün girişinde girmeden hemen burada şok var. Eğer arabanız varsa biraz ileride de burada tabelası görünüyor. A101 var. Burada kebapçı, pideci var. Yani alternatif alışveriş için çok yakın marketler var. Bu da aklınızda bulunsun. Merkezindeyim. Sahildeyim yani. İhlas Armutlu'ya seferler az olduğu için buraya da gelebilirsiniz. Buradan minibüsle 10 dakika falan sürüyor İhlas Armutlu. Burada alışveriş mağazaları daha çok tabii. Migros falan var. Sahilde balıkçılar var. Bu şekil. Yani bir alternatif olarak Armutlu'nun merkezine gelip oradan İhlas Armutlu'ya da geçebilirsiniz. Sefer bilgilerini şöyle şuralara bir yerlere ekleyeceğim. Şu anda Armutlu'nun sahilinde, yani merkezin sahilinde yürüyorum. Sahil boyunca hep az önce de söylediğim gibi berrak, denizi berrak, kenarı kumlu, güzel girilecek yerler var. Ve tabii ki Armutlu deyince kıyısı bayağı bol bir ilçe. Denize, hep denize nazır. Şöyle evler var buralarda, binalar. Armutlu Tatil Köyü'nün en belirgin özelliklerinden biri de bayanlara özel plajının olması. Bu gördüğünüz alan bayanlara özel plaj. Buraya erkeklerin saat 9 ile akşam 7 arası kesinlikle girmesi yasak. Burada kamera kaydı, fotoğraf çekimi yapmak yasak. Evet, şöyle kumlu, hafiften de çakıllı bir plajı var. Burası burun. Bu burunda bayanlar gözükmüyor. Şu an bomboş. Ben erken saatte çekim yaptığım için. Soyunma kabini var. Şezlonglar var. Güzel, sakin bir yer. Tabii gündüz burası dolu oluyor. Burada büfesi var. Büfede hamburger, soğan halkası, tavuk nugget, sucuk ekmek tarzı aperatif şeyler mevcut. Bayanlar acıktığı zaman gelip buradan veya çocuklarına rahatlıkla alabilirler. Burası da yine erkeklerin gündüz vakti gelmesi yasak olan bölge. Yani tedbir amaçlı, çünkü bu tarafa gelindiği zaman bayanlar gözükebilir. Ama sabah vakti yürüyüş açık. Evet, bayanlar plajının iç tarafında da bu şekil havuz var. Ormanın dibinde kaydıraklı falan, kaydırakları var. Şezlonglar bu şekilde. Burada da yine fotoğraf ve video çekimi yasak. Ben sabah saati kimsenin olmadığı vakitte kapısından çekiyorum ve gördüğünüz gibi bakın etrafı böyle tamamıyla sarılı, dış taraftan gözükmüyor. Burası Bayanlar Plajı'nın girişindeki görevlilerin kulübesi. Açılış ve kapanış saatleri yazıyor ve 2014 yılı ve öncesi doğan erkek çocuklarının girmesinin yasak olduğunu belirten yazılar var. Burada ormanda oturmak yasak, çünkü yukarıdan bayanlar gözükebilir. Evet, ama bu gördüğümüz uzantı tam burun oluyor. Burunun sağ tarafında, orada bu bana doğru geliyor. Burunun sağ tarafı bayanların, bu tarafta karışık kısım. Ve burada ısrarla fotoğraf ve video çekmek yasaktır tabelaları var. Tesettürlü bayanların, dikkat eden bayanların korunması için özellikle bu şekilde tabelalar asmışlar. Şimdi sabah sporunuzu yapabileceğiniz, yürüyüşünüzü yapabileceğiniz sahil boyu bir yol var. O yolda işaretlemeler var. Burası, ben koştum. Şimdi şu an koşumu yaptım. Bu video çekimini öyle yapıyorum. Burası 1200 metre. Yerlere de her 100 metre başına yazmışlar. Bu şekilde zemini var. 400 metresi biraz ağaçlık alandan yürünüyor. Geri kalan 800 metresi sahil boyunca yürüyebileceğiniz bir yol. Sabah yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Evet, bayanlar plajını geride bıraktıktan sonra böyle sahilin kenarında, yolun diğer tarafında yeşillik alanlar var. Sandalyenizi, hamağınızı getirip burada dinlenebilirsiniz. Veya denizden yorulduğunuz zaman, sıcak bunalttığı zaman bu ağaçların gölgesinde oturmak çok güzel oluyor. Burada kafe var. Kafede WC var. Her 100 metrede, 200 metrede bir soyunma kabinleri var. Bir tane de duş kabini var. Burada kamelyalar var. İçinde oturup denizi, gün doğumunu, gün batımını seyredebileceğiniz ve hemen denize nazır spor aletleri var. Çok güzel.
Sabah yürüyüşünü yaptıktan sonra spor aletlerinde biraz takılabilirsiniz mesela. Bahsettiğim yerdeki işaretlemeler kaç yüz metre falan yürüdüğünüzü bunlar gösteriyor. Şu an ben Bayanlar Plajı'ndan itibaren 300 metre yürümüşüm. Bakın burada hemen denizin kenarında duşakabin var. Ve şu an güneş çıktı. Ağaçların altı efsane gözüküyor. Buraya hamağınızı getirip sandalyenizi, masanızı, kahvaltı yapabilirsiniz. Denizin kenarında ve gölgelik alan buranın ayrıca bir özelliği. Her denizin kenarı böyle olmuyor. Ve Bayanlar Plajı'ndan itibaren, yani sahilin başlangıcından itibaren 400 metre olmuş. Benim en tercih ettiğim, en beğendiğim plaj burada çakıllı olan. Çünkü kumlu yerler insanın ayağına çok doluyor. Tabii kumlu da tercih edilebilir. Ama çakıllı plajın denizi çok berrak. İçi gözüküyor bakın. Böyle. Burada da yine dubalar var. Çocukların vazgeçilmezi trambolin. Burada 5 dakikası 5 lira. Yalnız buradaki deniz manzaralı. Bu da yine sahil kenarında. 600 metreyi geride bırakınca böyle solumuzda artık market oluyor. Bisiklet kiralama alanları var ve evlerin gözüktüğü yer var. Sağımızda da deniz ve biraz ilerimizde de iskele. İskeleye geldik. Burada böyle bir gemi var. Bu gezinti gemisi. Melekler Adası'na götürüyor cumartesi günleri saat 12.30'da. Ve pazar günü de Mudanya'ya, geziye götürüyor. Sosyete pazarına. 40 liraymış kişi başı. Akşamları da kadınlar matinesi yapıyor. Saat 10'da. Böyle Armutlu'nun dışına gezmeye, farklı yerler görmeye çıkmak isterseniz de bu vapuru kullanabiliyorsunuz, gezinti vapurunu. Bu da aynı iskeleden kalkıyor. Burada deniz bisikletleri var, yunuslar ve kano şeklinde olanlar var. Şu ileride de jet ski'nin arkasına bot gibi bir şey takıp insanı uçuruyormuş hissine kaptıran botlar var işte. Bunların fiyatlarını henüz bilmiyorum. İleride biraz iskelenin ilerisinde de orada da muz var. O da böyle biraz gidiyorsunuz hızlı, sonra sizi üstünden atıyor denize. Evet, burada yol ikiye ayrılıyor. Artık yürüyüş yoluyla plaj birbirinden ayrılıyor. Bu plaj çok uzun. Yani 500 metre falan var uzunluğu. Tamamıyla kum, kumsal alan. Karışık. Burada bayan erkek karışık giriyor. Yürüyüş alanında yeşilliklerin arasından yukarıdan devam ediyor. Evet, 800 metre oldu. Yani 400-500 metrede yeşilliklerin arasından böyle bir güzergahtan yürüme imkanınız var. Ara ara deniz gözüküyor. Böyle. Burada da yine bay bayan duş ve WC var. Kumsal alana bu yeşillikli yoldan inebiliyorsunuz. Kumlu plajdan çıkıp gelip burada ayaklarınızı yıkayıp kumun verdiği rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Şimdi size bu plajın en belirgin özelliği olan dubaları göstereceğim. Şu dubalardan atlamak aşırı zevkli. Orası baya baya derin. Yani 6-7 metre var olduğunu düşünüyorum derinliğinin. Burada bir eksisi var buranın. Maalesef denizin içine inşaat atıkları atmışlar. Yakından çekim yaparsam size de gösteririm. Yani tam kum ama içinde böyle hafif büyük taşlar, beton, küçük küçük beton parçaları gibi bir şeyler var. Onlar insanın ayağını biraz rahatsız ediyor. Bu plajda da yine büfe mevcut. Karnınız acıktığı zaman karnınızı doyurabileceğiniz yer var. Şezlonglar var. Burası da az önce sahil boyunda yürüdüğüm yolun merdivenle çıkılıp üst tarafından yürünülebilecek yol. Kenarda kamelyalar var. Bu yol tabii daha kısa. Hani yürüyüş yapmak için biraz uzun yol lazım. Daha kısa ama daha yeşil ve küçük. Buradan deniz daha yukarıdan gözüküyor. Burası AVM'nin terası. Manzara harika burada. Yani sandalyenizi alıp gelebilirsiniz gölge buraya indiği zaman. Şu an kimse yok, güneş, çünkü gölgelik yok üstünde. Ama sahil çok güzel gözüküyor buradan. Bu şeyin adı hamburgermiş. O bayağı hızlı gidiyor.
Şimdi şu ileride muz var. Ve yunuslarla insanlar açılmışlar böyle denize. 4 kişilik saati 60 lira. Yarım saati 40 lira yine 4 kişilik. En fazla kucakta bir çocuk binebiliyormuş. Kanolar var. Çeşit çeşit su sporları yapılabiliyor. Her ne kadar kumsalda böyle parçacıklar olsa da biz bu kumsalda güzel oyunlar oynayabiliyoruz. Böyle kumdan evler yapıyoruz. Şu an deniz biraz bulanık. Onun için çıktık. Gün batımı. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelirken Armut Tatil Köyü'nü sizlere umarım iyi anlatmışımdır. Merak ettiğiniz farklı sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şu an Budo'ya bineceğim ve İstanbul'a dönüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.